Bugün tamir konumuzda değişik bir konsept. Teardown yapıyoruz. Değil mi Evet. Semih? Söktak. Öyle isimlendirebiliriz. Yeni bir serimiz. Beğenirseniz devamı gelir. Ayrıca bu videoda bir de çekilişimiz olacak. Çekilişten ilerleyen bölümlerde bahsedeceğiz. Konumuz iPhone XR. Aynen öyle. Cihaz bu. Ne yazık ki dokunmatiği çalışmıyor. Daha önceden tahminimce ekran değişmiş. Tam olarak bilmiyorum. Are you listening? Merhaba arkadaşlar, hoş geldiniz. Ben Ferdi. Selamünaleyküm, ben Semih. İstiyorsanız hemen bir sökmeye başlayalım. Ben de biraz cihazın hikayesinden bahsedeyim. Biliyorsunuz online uygulama var. Oradan satın alıyoruz. Biz ona online bit pazarı ya da sanal bit pazarı diyoruz. Bu uygulamadan bu cihazı satın aldık. Arızasını bilerek satın aldık. Fiyatı uygundu. Bu videoda bunun sök, parçala, tak işlemlerini yapıp bir de dokunmatiğin neden basmadığını semi kontrol edecek. Hem de ekran değişimini göreceksiniz. Şimdi normal şartlarda bunu biraz ısıtmamız gerekiyor. Neden? Çünkü burada bir toz koruma bandı var. iPhone X ve sonralarında biraz kuvvetli oluyor bu band. Onun için ilk önce onu biraz ısıtıp yumuşatmak gerekiyor. Ama bunu yapmadım. Neden? Çünkü bu daha önceden ekran değişmiş. Burada dikkat etmemiz gereken en önemli nokta şu. Normalde ekranı, cihazı kapatmam gerekiyordu ama kapatamıyorum. Çünkü ekran işlev sağlamıyor. O yüzden ilk önce dikkatli bir şekilde bataryayı güçten kesmeyi planlıyorum. Şimdi vidaları grup grup koyuyorum ki karışmasın. Bataryayı güçten kestim. Ekranımızı çıkarttım. Şimdi buna yeni bir ekran denemek istiyorum. Bunda şu an Y06 uç kullanıyorum. Onu da söyleyeyim. 0.6 daha doğrusu. Ben de kısaca size satın aldığımız uygulamadan bahsedeyim. Reklam olmasın diye, yanlış anlaşılma olmasın diye uygulamanın linklerini burada bırakmıyoruz. İndirim geldikçe biz bunları satın alıyoruz. Siz de indirim geldikçe Instagram'ımızdan paylaşıyoruz linkleri zaten. Ekran daha önceden tahmin ettiğim gibi değişmiş. Orijinal değil ekran. Hologram var üstünde. Logosundan belli. Çünkü ekranın duruşundan yan sanayi olduğunu anlamıştım. Yine bir A kalite yan sanayi ekran kullanıyorum. OLED. Bir deneyelim bakalım bu ekrana görüntü gelecek ve dokunmatik basacak mı? Belki de dokunmatiğin basmaması ekrandan kaynaklı değildir. Bunu denemeden bilemeyeceğimiz için startlayalım. Evet, görüntü geldi. Sürekli aldığımız bir ekran firması bu marka. Gayet kaliteli ekranlar üretiyor. Yan sanayi ama kaliteli. OLED diye geçiyor. Telefon da çok temiz. Telefon aşırı temiz. Ya şurada biraz bir bak bir sıkıntı var. Şuralar çok biraz önemli. Yıpranmış. Kılıfsız kullanıldığı için. Tahmin ettiğim gibi bakın ekran parlaklığına. Yan sanayi olmasına rağmen ekran parlaklığı mükemmel. Ekran linki verir miyiz? Olur, veririz. Ya arkadaşlar, biz ekranları satın alırken özellikle OLED ekranlarda, iPhone grubunda OLED dedim bu. Evet. Çok dikkat ediyoruz. Siz de dikkat edin. Eğer aklınızda bir soru işareti varsa aşağıda vereceğimiz linkten satın alırsanız eğer en azından bir bakın, fikir oluşsun. Gerçekten OLED ekran. Şimdi ekranın sorunsuz olduğunu şöyle anlarsınız. Şunu Ascent Touch'a açtım. Bakın parmağınızı takip edecek. Bırakmaması gerekiyor. Ve parmağımızı bırakmıyor. Canavar gibi çalışıyor. İki taraftan da uygulama iniyor. Arkadaşlar, bunu bu şekilde test ettikten sonra jelatinler söküldüğü için firmalar iade almaz. Bundan sonrası size ait. Eğer bir sıkıntı olursa geçmiş olsun. Aynen öyle. Şimdi ekran aktarımını bir yapalım. Başta bahsettiği gibi abimin teardown, yani sök tak işlemi de. Burada yani şunu da size göstermek istiyoruz biz. Kendiniz mesela bu cihazın ekran değişimi olsun ya da batarya değişimi olsun. Mesela bataryaları sökmek için şurayı 4 adet kulakçığı yukarı çekmemiz gerekiyor. İşte arka kamerası burada. SIM kart yuvası, bunlar da anakart üstünde değil. iPhone XR ve bazı modellerde sevdiğim en iyi özellik bu. SIM kart yuvası ayrı olması şöyle bir avantaj. Yuva kırıldığında anakart üstünde bir işlem yapılmadan değişebiliyor. İlk önce şöyle yapalım. Kafamız karışmasın. İç kulaklığı şuraya önüme sökmek istiyorum. Burada vida tornayı da sık sık değiştirmek gerekiyor. Çünkü iki ayrı uç var. Biri yıldız dediğimiz. Kullandığımız tornavida seti Xiaomi'nin Mije grubuna ait. Güzel bir tornavida seti. Oldukça uzun zamandan beri kullanıyoruz bunu. Kullanıyoruz, evet. Ara ara videolarımızda görmüşsünüzdür. Tornavidayı ilk aldığımızda biz Çin'den satın almıştık. Artık Türkiye'de de satılıyor. Hem Türkiye satış linkini hem Çin satış linkini de aşağı bırakıyorum. Dikkat edin, satılan tornavidalarda Xiaomi Mije adında satılır. Çoğu taklit, 5-10 lira ucuz diye taklitleri sakın kanmayın arkadaşlar. Ya şimdi şu şekilde, eğer kaliteli, şarjlı olmayan manuel bir tornavida almak istiyorsanız, daha doğrusu hassas tornavida seti, yani bu sadece cep telefonu tamir etmez. Saat tamiri yapar veya buna benzer hassas ufak işlerde kullanılır. Laptop tamiri, tablet tamiri. Onun için bu Mije'yi öneriyorum ben. Ama elektrikli sevenler için de onun için başka birkaç önerim. Ben manuel sevmiyorum Semih. Şey seviyorum. Ne? Elektrikli. Tamam, sen öyle sev. Şimdi şurada yapmanız gereken, burada bakın iki tane flex üst üste geçiyor. Şu flex'i buradan kaldırmanız gerekiyor. Bunu kaldırmazsanız şu aradaki
metal soğutucu plakayı alamazsınız. Ara soğutucu demiri çıkardım. Evet, dediğimiz gibi yan sanayi ekran. Zaten Apple logosu yok. Şimdi burada bunları sökmem gerekiyor. Evet, şu an garantisi bitti ekran. Bitti. Yani bu saatten sonra herhangi bir yerini kırdınız, kopardınız, yırttınız ya da yırtmadınız. Ürün defolu çıktı, artık size ait arkadaşlar. Yani ne yazık ki bu sistem böyle ilerliyor. Bunda yapacak bir şey yok. Belki birazdan takacağız, görüntü alamayacağız. Nasip de varsa. Dikkatlice taktım. İlk önce şu alttaki iki vidamızı takalım. Evet. Yukarıya doğru devam edelim. Burada iki tane eksik vida var. Bizden önce değiştiren teknisyen arkadaş sanırım vidaları takmamış. Sizde arkadaşlar hobi anlamında yapan ve hobiden sonra para kazanmaya çeviren çok arkadaşımız var. Aşağı yukarı bir yıldan beri çok fazla abonemizle tanıştık, evet, konuştuk. Gayet başarılı işler çıkartan arkadaşlarımız var. Söyleyeceğimiz uygulamadan da çok satın alan arkadaşlarımız olduğunu gördüm. Hani geri dönüşlerden. Biz satın alırken ne yapıyoruz? Kullanıcılardan almaya çalışıyoruz. Ev kullanıcısı, ticari anlamda yapmayan kişilerden. Buna özen gösteriyoruz. Arkadaşlar burada bu iç kulaklık kısmını takarken dikkat edin. Vidalar farklı farklı. Yanlışlıkla uzun vidayı üstte vidalamayın. Ekranı kırarsınız. Her satıcıya güven olmuyor arkadaşlar. O yüzden dikkat edin satın alırken. Satın aldığınız ürünlerde satıcının söylediği gibi çıkmazsa eğer 3 gün içinde iade edebiliyorum. Şimdi uygulama adı vermediğim için size hayali bir şey gibi geliyor olabilir. Instagram'dan takip ederseniz indirim geldikçe zaten hikayede paylaşıyorum. Burada ilk önce üst flex'i takıyorum. Birazdan takması zor olabilir. Şimdi daha kolay. Bu arada tamirimiz artık bitiyor. Yavaş yavaş çekiliş şartlarından da bahsedeceğiz. Çekilişler ki hediyelerden de bahsedeceğiz. Aşağı yukarı 4 parça hediye verelim diyoruz. Şöyle arkadaşlar, çekilişlerde yaptığımız standart bir şartımız oluyor. Tamiri Sıfır Instagram adresini takip etmek, kanala abone olup bildirimleri açmanız. Çekilişlerimiz yorumlar üstünden yapılacağı için bu videodaki yorum yazmanız gerekiyor. Yorumunuzun sonuna da Instagram adınızı muhakkak yazın. Link olarak koymayın. Link olarak koyarsanız spama gidebilir. Şimdi ekranı taktım ben. Hemen bir deneyelim. Ekranı denedim. Sorunsuzca çalışıyor. Bir daha denemek istemiştim. Bir bakalım kameramız açılacak mı? Arka kamera sorunsuz. Ön kamera da sorunsuz. Zaten Face ID'yi görmeseydi şu an uyarı verirdi. Face ID de sorunsuz olarak çalışıyor. Şimdi hemen son iki vidamız kaldı. Onları da takalım. Buralarda takarken dikkat edin. Cihaz şu an çalıştığı için, yani bunu kapatsanız da cihazda güç olacağından dolayı yine de dikkatli olmak gerekiyor. İlk önce üst tarafa oturtuyoruz. Alt tarafı da oturttum. En son alt iki vidamız pentoble. Alt pentobleleri de taktık. Şu an sorunsuz çalışıyor. İşlem tamam. Arkadaşlar çekilişten bahsedelim. Bu şekilde olacak. Biliyorsunuz çekiliş katılım şartlarımızı basit. Bu kanala abone oluyorsunuz. Bildirimlerini açıyorsunuz. Tamiri Sıfır Instagram adresimizi takip ediyorsunuz. Çekilişlerimiz bu videonun yorumlarından yapılacağı için bir yorum yazıp altına da Instagram adınızı yazın. Fakat link olarak bırakmayın. Spama düşer. Hediyelerimize gelecek olursak, değerli ödülü kazanamayan arkadaşlarımız üzülmesin diye birkaç arkadaşımıza vereceğiz. Toplam 4 parça ödülümüz olacak. Instagram'dan, hikayeden ne zaman olacağını paylaşacağım. Takip edersiniz. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. iPhone XR'da 10 numara oldu yalnız abi. Ya yan sanayi olmasına rağmen kaliteli bir yan sanayi bu ekran. Çok güzel. Mesela bu ekran kalitesiz bir ekranmış. Dokunmatik de o yüzden kendi kendine zamanı gelince. Flaş açtım yanlışlıkla. Olsun. Gayet güzel. Arkadaşlar izlediğiniz için teşekkür ederiz. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın. Are you listening? Damn.